Eğer 2023'te de Sayın Erdoğan'ı sandıkta devremeyeceklerini görürlerse, NATO'nun da Amerika'nın da Türkiye'ye müdahale etmesinden hiçbir rahatsızlık duymazdır. 15 Temmuz'da darbe başarılı olmuş olsaydı diyecekler şey şuydu. 15 Temmuz bunun örneği değil mi yani? Yok yok, işte onu söyleyeceğim. 15 Temmuz'da darbe başarılı olmuş olsaydı ne yapalım? Yani işte Menderes için söylediklerinin aynısını söyleyeceklerdi. Yani işte darbeye karşıyız ama işte Menderes de bunun yolunu açtı. Yani diktatörlüğe yöneldi. Dolayısıyla kaçınılmaz son gerçekleşti. Aynı şeyi Sayın Erdoğan için söyleyeceklerdi. Gene retorik olarak darbeye karşı olduklarını söylemeye devam edeceklerdi. O da çok mecbur kalırlarsa. Ama darbeyi de, darbe sonrasındaki düzeni de alkışlayacaklardı. Ne yapalım? İşte Erdoğan da diktatörlüğe giden yolu döşedi. Kendi akıbetini kendisi hazırladı. Ülke bunu hak etmiyor. Bunun müsebbibi olarak da Erdoğan'ı göstereceklerdi. Erdoğan'ın işte tırnak içinde diktatöryal diye tanımladıklarının siyasetini gerekçe göstereceklerdi. 27 Mayıs'tan biliyoruz. Aynı şey rahmetli Menderes için söylediler. Dolayısıyla burada şunu sadece söyleyip kapatmak istiyorum. Ben Mehmet Metin olarak 15 Temmuz'un bittiği kanaatinde değilim. 15 Temmuz gecesi asker üniforması içinde yapamadıklarını şimdi başka kılıklarla yapmaya çalışıyorlar. Bunun içinde siyasi kılıf var, ekonomik kılıflar var, Suriye'nin kuzeyi var, Doğu Akdeniz var, Dede Ağaç'taki Amerikan konuşlanması var, Libya var, var da var. Dolayısıyla ben 15 Temmuz'un farklı kılıklarla sürdürüldüğü kanaatindeyim. Sadece bir takım aktörler belki yer değiştirdi. Bir de mücadele biçimleri, taktikleri değişti. Ama amaç değişmedi. 15 Temmuz